Uyku halinde farkında olmadan yaptığımız birçok şey var. En bilineni uyur gezerlik, uykuda konuşma hali. Ama şimdi duyacağınızı belki ilk kez duydunuz, ben öyle. Uyur yazarlık. Uyur yazarlık diye bir şey duydunuz mu? Uyur yazarlık. Uyur yazar mı? Ne olabilir? Uyurken yazmak. Uyur yazar. Uyur gezer. Uyurken geziyorsa uyur yazar da uyurken yazıyordur. Gece mışıl mışıl uyuyorsunuz. Bir anda uyanıp elinize telefon alıp birine mesaj attınız. Buraya kadar sorun yok. Peki ya sabah olduğunda kime ne mesaj attığınızı hatırlamıyorsanız işte o zaman sorun büyük. Üzgünüz ama uyur yazar olabilirsiniz. Çok sık görülen hastalıklar bunlar. Uyanma bozuklukları dediğimiz grup. Başınıza geldi mi böyle bir şey? Hayır, gelmedi. Sizin? Yok, benimle gelmedi. Benim genelde paketim olmuyor zaten, o yüzden hiç başıma gelmedi. Öyle olmadı da yani uykumda sayıkladım falan oldu. Üç tane faktör var. Birisi genetik ya da uykusu ağır insanlarda olur. Üçüncüsü de psikoloji. Çağımızın hastalığı olur. Çok doğru, çağımızın hastalığı. Peki başınıza böyle bir şey gelse ne yaparsınız? Çok korkarım. Yaşlandım sanırım. Birine mesaj atıp o mesajı hiç hatırlamadınız oldu mu? Evet, oluyor sürekli. Sevgilime seni çok seviyorum deyip ondan sonra bir şey itiraf edip uyumuştum. Bir plan yapıyorsunuz mesela. Onu söyle, ben planı yapmışım ama benim haberim yok plandan. Bunu yaz. Yürürken mi yapıyorsunuz? Evet. Aldattığımı söylemiştim. Sevgilinize gece uyanıp? Evet, aldattığımı söylemişim. Sabah hatırlıyor muydunuz bunu? Sabah hatırlamıyordum. Mesajları görünce, okuyunca. Sonra? Gördüm. Sonra ayrıldı benden işte. Geçmiş olsun o zaman. Daha çok hangi yaş aralığında görülüyor peki? Genellikle 8-10 yaşında başlayıp 20 yaşlara doğru kayboluyor ama ileri yaşlarda devam edenler de var. Onlar az, özellikle üzerinde durulması gerekenler. Tedavisi nasıl peki, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Telefon başınızın ucunda mı yatıyorsunuz? Evet. O zaman ne yapıyorsunuz bir daha kimseye mesaj atmamak için? O telefonu kaldırıp başka bir odaya. Evet, hemen atıyorum.